Welcome my dear lucky viewer. Kıymetli izleyenim, bir dünya klasiği olan kitabı yeniden yorumlamaya, senin için yazmaya, senin seviyende oluşturmaya başladım. Ve senin için bir hayalim var. Videomun sonunda onu duyduktan sonra bakalım beğenecek misin? Şimdi yaklaşık 10 dakikalık dersimizde tekrar edeceğiz, uygulayacağız, ekleyeceğiz ve uyum sağlayacağız. Arkadaşlar, ne, nerede, ne zamana dedikten sonra artık noktalı tarafına emizar, have got, has got, am, play, ink, play burada örnek bir fiil, am ve ink ekliyoruz, is dedikten sonra yine ink, are dedikten sonra yine ink ekliyoruz, play, ink örneğini verdik. Veya soru yaptığımız zaman emizar sadece öznenin başına geçiyor. Am I, are you, is he? Olumsuz değil dediğimiz zaman değil anlamındaki not ekliyoruz. Am not, am not, am ile birleşmiyor. Böyle yazılmak zorunda ama diğerleri is ve are ile birleşir. Isn't, aren't dersiniz. Not değil anlamında. Am not, I am not, ben değilim. He isn't, she isn't, o değil. They aren't, onlar değiller. Haven't got veya hasn't got dediğin zaman da sahip değiller veya sahip değiliz diyorsunuz özneye göre. Kim yazarsanız o sahip değildir oluyor. Ve bir şey yapmakta olmak, o anı, etrafınızda gördüğünüz anda devam olan olayı ifade etmek için am, is, are kullandıktan sonra ink eklerek make'de olduğunu söylüyor diyorsunuz. Ama make'de değil diyorsanız not, isn't ve aren't'la. Şimdi öğrendiklerimizi bir de anlamlı bir bütün olarak görelim. Anlamaya çalışın lütfen. Hello, my name is Heidi. I am from Switzerland. I have got an aunt, Dit. My aunt's name is Dit. And a grandfather. I haven't got parents. Mother and father. Parents mean mother and father. I am 5 years old. I am a little girl. Veya ikisini ayrı ayrı demek yerine 5 yaşındayım ve küçük bir kızım demek yerine I am 5 years old and a little girl diyebilirim. İki kere I am deyip de ayrı ayrı cümle yazıp uzatmaya gerek yok. Evet, I am living with my grandpa. Grandparent'in kısası. Grandpa in the mountains now. Dağlarda. Dağların içinde. Birçok dağ olduğu için in dedik. Sadece bir dağın üzerinde demiş olsaydık onu diye kullanırdık. Everybody around him. Yani him dediğimiz şey burada grandpa. Grandpa'nın etrafındaki herkes around, etrafında, near, yanında, next to, bitişiğinde, in front of, önünde. Bunlar in front of deseydik onun önündeki herkes olurdu. Onun etrafındaki herkes thinks, sanıyor. He is an old and cranky man. Yaşlı ve huysuz bir adam olduğunu sanıyor. But indeed ama aslında he is a sensitive, hassas, friendly, sevecen, and helpful man, yardımsever bir insan. He has got a few goats. O sahiptir birkaç tane keçi ve bir köpeğe sahiptir. Every day he entrust, emanet eder. He olduğu için eder geniş zamanda. Yani bugün değil, şimdi değil, şu an emanet ediyor değil, geçmişte de değil. Genelde her gün emanet eder. He olduğu için S koyduk sonuna. His animal, hayvanlarını to shepherd, çobana. Grandpa feeds. Grandpa yine he olduğu için S'yi sonuna koyduk. Evet. Besler, doyurur. His dog. Köpeğini 3 times a day. Günde 3 kez. Dikkat edin. Feed dedim. Çünkü günde 3 kez. Genel anlamda konuşuyorum. Şu an besliyor deseydim grandpa is feeding derdim. Şu an demiyorum. Günde 3 kez diyorum. He likes his goats. Keçilerini seviyor. And dog. Köpeğini seviyor. The dog watches. Köpek göz kulak oluyor. Watch izlemek aynı zamanda saat anlamına da geliyor. Burada izlemek. Tabi göz kulak olmak diye yorumlayacağız. The dog watches. The house. Eve göz kulak oluyor. Goats. Keçilere grandpa and me. Dedem ve bana göz kulak oluyor. The goats. Keçiler. Gives değil. Burada give olacaktı. Bu yanlışı görmeniz gerekiyor. Çoğul olursa goats they yani keçiler burada gives olmaz. Give dememiz gerekiyordu. Goat olsaydı bir keçi olsaydı gives derdik. Milk verir. Ne verir? Milk. Süt. Kime? To us. Bize. Every morning and evening. Her sabah
ve her akşam bize süt verir. We make, biz yaparız. Cheese, peynir with milk, sütle peynir yaparız. Biz yaparız. Ne yaparız? Peynir neyle? Sütle. İstediğim bilgiyi aklıma gelirse veriyorum. İstersek ardına ahır da yaparız, dağ da yaparız, her gün yaparız diye de ekleyebiliriz ama eklemek gerek duymuyorum ben. Sometimes, bazen, grandpa, dedem, teaches, öğretir. Grandpa he olduğu için teach kelimesi teaches dedik. Öğretir. Me, bana, to milk, sağmayı, the goats, keçileri sağmayı öğretir. Dikkat edin, milk hem süt hem de sağmak anlamına geliyor. Arkadaşlar şimdi de ekleme, öğrendiklerimiz ekleme vaktidir. Evet, peki genel anlamda konuştuklarımızı nasıl olumsuz yaparız? Şu an yapmaktayım dediğimizi emzar veya emzar not diyerek yapıyorduk ama genel anlamda konuştuğumuz hafta bir kez, üç kez, her gün, ara sıra dediğimiz cümleler olan cümleleri nasıl olumsuz yaparız? Mesela smile'ı nasıl olumsuz yaparız? Orijinalde he smiles. O gülümser. Gülümsemez deyince de doesn't, yine not var. Her zaman gibi not İngilizce'de olmazsa olmaz. Olumsuz yaparken not gerekiyor. Ama not'ı alanlar değişiyor işte. Bunda yukarıdaki gibi emzar değil, emzar not değil veya haven't got, has not değil. Bu kez does not diyoruz. Birleşince doesn't oluyor. He doesn't smile at others. Başkalarına hiç gülümsemez. He doesn't want to see his granddaughter. Torununu görmek istemez. Yani beni, me, unhappy. Mutsuz görmek istemez. He doesn't like, sevmez. The curious people, meraklı insanları sevmez. Around us, etrafımızdaki. He doesn't visit, ziyaret etmez. Anybody, hiç kimseyi. Anybody doesn't visit him. Hiç kimse de doesn't visit, ziyaret etmez him, onu. The villagers in the mountains, dağlardaki köylüler, don't help him, ona yardım etmezler. Doesn't demedik, bir kez don't dedik. Çünkü özne he değil, özne dağlardaki köylüler yani they olduğu için they olunca da bu kez not'ı do alıyor. Don't oluyor böyle ki. Don't help. Evet, him. They don't like seeing him. Onlar sevmezler seeing him, onu görmeyi. They don't care about him. Onu hiç umursamazlar. They don't care about. Umursamazlar him, onu. So I don't like. O yüzden I don't like. Sevmiyorum. The villagers in the mountain. Dağdaki köyleri sevmiyorum bu yüzden. Auntie is not near me. Teyzem de benim yanımda değil. I don't miss. Onu özlemiyorum. Her onu much. Çok özlemiyorum. I don't miss, özlemiyorum. But it doesn't mean. Ama bu anlamına gelmez. I don't like her. Ben sevmiyorum onu. Anlamına gelmez. I like. Ben seviyorum her, onu, very much, çok. But I am very happy. Ama çok mutluyum. With my grandpa. Dedemle. Şimdi de adapte olalım. Soru soracağız. Genel anlamdaki sorularımızı, şimdinin değil, geçmişin ve geleceğin değil, genel anlamdaki sorularını sorarken yukarıda öğrendiğiniz gibi not'ı do ve does alıyordu. Şimdi soru sorarken de İngilizcenin hiç değişmezi, öznelerin başına not'ı alanlar, bu kez not'ını bırakıp öznelerin başına giderler. Evet, do you like, sen sever misin? This story, hikayeyi sever misin? Seviyor musun bu hikayeyi, seviyor musun? Cevabı yes I do diyeceksiniz veya I don't diyeceksiniz. Do you want to live? Do you want to live? Yaşamak ister misin in the mountains? Dağlarda yaşamak ister misin? Yes I do diyeceksiniz veya no I don't. Hayır, yaşamak istemem anlamında I don't diyeceksiniz. Do they, yani Heidi ve dedesi. Do they like each other? Birbirlerini seviyorlar mı? Cevabı yes they do. Seviyorlar. No they don't. Sevmiyorlar. Like demenize gerek yok. Uzat, isterseniz uzatabilirsiniz. Yes they like veya they do like da diyebilirsiniz veya they don't like diyebilirsiniz. Ama uzatmaya gerek yok. Aynı şeyi tekrarlamak hiç güzel bir şey değil. Ona aynı şeyi tekrarladığınız zaman biraz iyi olmuyor. Papağanlık oluyor. Does Heidi like grandpa? Dedesini seviyor mu? Yes she does veya no she doesn't. Has grandpa got a car? Dedenin bir arabası var mı? Yes he has, no he hasn't. Dikkat edin. Has'la soruyorsam has'la cevap veriyorum. Does'la soruyorsam does'la. Do'yla soruyorsam do'yla cevap veriyorum. Özneye göre tabii bunlar. Evet. Are there many goats?
Arder var mı? Bunu da işlemiştik. Çok keçi var mı? On top of the mountain. Dağın tepesinde çok keçi var mı? Kelk on top of dedim. Dağların arasında demedim çünkü. Dağların üzerinde dediğim için üzerinde on kullandım. Yes there are. No there aren't. Evet var. Hayır yok. Yukarıdaki evet ve hayırların cevaplarını nasıl değiştiğine dikkat edin. Do'yla, doesn't'la, hasn't'la ve there aren't şeklinde olduğuna dikkat edin. Soru devam ediyoruz. Bu kez me sorusu değil. Seviyor musun? Dağlarda mı yaşarlar? Yaşamak ister misin? Arabası var mı? Mı 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 sorusu değil. Mı'lar, yardımcı fiiller, do, does, has, are başa gelerek yapılıyor. Evet. Şimdi direkt yer soracağız. Ama soru şeklimiz devam ediyor. Hala yardımcı fiiller, öznelerin başında yardımcı fiil dediklerimiz işte bu notu alanlar ve soru yapmak için başa geçenlere nasıl yardım ediyorlar görüyorsunuz. Where, nerede, do they live, yaşarlar? Cevabı in the mountains, dağlarda. İsterseniz uzatın. They live in the mountains, dağlarda yaşarlar diyebilirsiniz. What does grandpa feed? Dede ne besliyor? Goats and dog. Köpek ve keçileri besliyor. İstersen uzat. Grandpa feeds. Goats and dog diyebilirsiniz. Who don't the villagers like? Kim köylüleri sevmiyor? Gelmeyen köylüleri kim sevmiyor? Grandpa sevmiyor. İsterseniz de grandpa doesn't like the villagers diyebilirsiniz. Kıymetli izleyicim, eğer beni takibe devam edersen, yeniden yorumladığım bu kitabın sonunu üst düzey bir konferansta dinleyip çıkabilirsin. Bir dahaki ders görüşmek üzere, hoşça kalın.